Oo, hoş geldin Şahit Bey. İyi eğlendin mi bari? Ah, ya sen de hala anlamıyorsun. Ben bu işleri keyfimden mi yapıyorum ya? Tabii tabii, üzüntünden yapıyorsun. Bu elindeki kallavi şey ne ya? Sandviç mi yoksa kaçak inşaat mı çıkıyorsun? Aa, seni bugün bir kadın aradı. Öyle mi? Nasıl bir kadın? Güzel mi, çirkin mi? Uzun mu, kısa mı, şişman mı, sıska mı? Benim için fark etmez ama merak ettim, soruyorum. Şöyle orta yaşlı, güzelce. Hani derler ya, cami yıkılmış ama mihrap yerinde diye. Vay be, sen de bu işlerden anlamaya başladın ha. Ne yaparsın, körle yatak şaşı kalkıyor. Ben de en çok o tür kadınlardan hoşlanırım ha. Ne tür? Şöyle dolgun orta yaşlı kadınlardan. Ah, bir şarap gibi olurlar. Adı neymiş, benden ne istiyormuş? Vallahi adını bilmem ama sana bir not bıraktı. Ah, notlara bayılırım, çok romantik olurlar ha. Yalnız çok rica edeceğim, beni bir daha böyle şeylere karıştırma. Ama şimdi bu notu ben yazmışım gibi beni niye öyle ağır konuşuyorsun? Ağır arkadaşım ya. Ben burada masum bir alıcı konumundayım. Acaba kimmiş bu masum, eksantrik kadın güzel? Ah, ne olur. Sen öldün ulan şu ayıp! Aa. Hangi cehennemdeydin? Çabuk söyle! Yalan söylemeye kalkma, ablam bana her şeyi anlattı! Aa. Söyle diyorum, söyle! Söyleyeceğim hayatım, bekle! Minik de bakışım! Madem ablam sana her şeyi anlattı, benim hangi cehennemde olduğumu mu anlatmadı? Ulan bana bak! Çabuk söyle diyorum, gebertirim şimdi seni! Söylerim de şimdi uygun kaçmak hayatım! Daha sonra söylesem sürprizi kalmaz diyorum. Ne ya. Ne sürprizi lan? Yani sürprizi sonra söyleyeyim, bak vallahi sürprizi... Çabuk söyle diyorum ulan, şimdi söyle! Tamam, hadi ısrar ediyorsun, söyleyeyim. Evet. Ben sana bugün bir hediye aldım. Evet, nerede ya? Nereye koydun? Bana bak ulan, palavrayı kes! Yok ya, olur. Aa, evet bak, cebimin dibinde kaçmış hayatım. Hay Allah. Evet, sana bir çift küpe aldım hayatım. Ya. Ama bak, bu kulağına küpe olsun, ben öyle anlamadan, dinlemeden öyle itham etme, tamam mı? Ay Şuayipçiğim, sahiden hakkını yemişim. Ay peki, bu ne için? Bugün günlerden ne, bilmiyor musun? Yok, ne? Bir düşün bakalım. Doğum günüm değil. Evlenme yıl dönümümüz hiç değil. Ay söyle söyle, ne? Bugün bizim şeyimiz. Neyimiz? Şeyimiz. Bugün seni seviyorum dediğim günün yıl dönümü. Ay unutmuşum şu ayetçi. Ben böyle şeyleri asla unutmam hayatım. Güzel değil mi? Evet. Evet. Vallahi çok incesin şu ayetçi. Evet, yani sana bir gün kulağına fısıldamıştım ya. Sarrek. Seni danalar gibi seviyorum demiş. Ay. Kulağına böyle fısıldamıştım. Yani ay. Kulak küpe esprisi. İnce bir hatırlatma oldu. Ay vallahi çok incesin kocacığım. Bana bak şu ayıp. Ayağını denk al. Bak gözüm hep üstündedir ona göre. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Helal olsun vallahi Şuayip Bey, nereden buldun o küpeleri ya? Boş versene ya, tamamen şans eseri. Sana bağladım, küpeleri vermeyi unutmuşum. Neyse, verilmiş sadakam varmış. Tehlikede geçtiğine göre notu okuyabilirim. Sandviç nerede lan? Ha? Yoksa yedin mi lan? Nefis olmuştu vallahi, hiç bu kadar lezzetlisini yemedim. Ulan sen bana bunu nasıl yaparsın lan, alçak! Sinirlenme ya Şahit Bey, senin de istediğini bilmiyordum. Hemen yapayım sana da bir tane. Ulan delirtme beni tonguç. Ulan deli misin? O sandviçin arasında ne vardı biliyor musun lan? Abi bilmez olur muyum? Her şey vardı. Dükkanda ne varsa koydum içine. Ulan ben de seni kıyma makinesine sokacağım. İki kere çekeceğim, köftelik olacaksın. Ulan zaruret görmesin diye o notu sandviçin arasına koymuştum lan. Tadı ondan biraz farklıydı demek ki. Bilerek yaptın değil mi? O karıyla buluşmayayım diye yaptın değil mi? Yok vallahi, kazayla yedin. Ulan bir gün beni de kazayla yersin sen. Katil valla. Ulan beğendin mi yediğin lan eyvah? Senin yüzünden belki de hayatımın kadınıyla asla buluşamayacağım, asla. Öldürürüm lan seni ben. Sıra. Git lan buradan. Öldürürüm lan seni ben. Sıra. Biliyor musun ufaklık? O kadını bir türlü kafamdan atamıyorum. Her gece rüyama giriyor. Hangi kadını patron? Ya hani
Bir kadın bana mektup yazıp bırakmıştı. Hani sen o mektubu lüplemiştin. Hatırladın mı? Ha, o kadın mı? Ya senin hayatına o kadar çok kadın giriyor ki birdenbire çıkartamadım. Ama takma kafanı. Bak birazdan Serap Hanım telefonla arar, onun kollarında her şeyi unutursun. Bak bir de ukala ukala konuşmaz mı ya? Bak aklıma geldikçe cinlerim tepeme çıkıyor ha. Ben senin bana garezin ne ya? Obur kaş olup zıkkımın kökünü yiyesce. Bunun dükkanda ne var yiyip silip süpürüyorsun, bir şey demiyoruz. Hiç olmazsa mektubu yemeseydin lan. Artık ne o mektubun içeriğini, ne de kadının kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Kaç defa özür diledim patron, istemeden oldu ya. Ulan ben de bir gün seni istemeden geberteceğim ama ne zaman ben de bilemiyorum. Kimdi lan o kadın? Mektupta neler vardı acaba? Of of. İçimde tuhaf bir sıkıntı var ya. Serap Hanım arayıp çağırmadı da ondandır patron. Ulan sen de iyice beni kazanova yapıp çıktın ha. Sanki ben hayatımı kadınlara endekslemişim. Sanki benim gözümde dünya kadınların kalçalarında dönüyor. Sanki ben kadınlardan başka bir şey düşünmüyorum. Sabahtan akşama kadar uzun bacaklar, dolgun göğüsler, kiraz dudaklar, hok kaburunlar, badem gözler düşünüyorum. Düşünmüyor musun? Tabii ki düşünmüyorum. Ben büyük sorunsallara kafa patlatıyorum. Of of, ne olacak bu memleketin hali? Of of. Enflasyon da düşmek bilmiyor ya. Oo. Alo? Evet, ben Şuayf'ta. Aa! Serapcığım! Aa, kiraz dudaklım. Bu kaburunluğum, topatan kavunum benim. Ha! Ha! Tamam. Hemen kendimi oraya ışınlıyorum. Ha! Ha! Şükürler olsun. Nihayet annesi kendi evine dönmüş. Farkında mısın? Enflasyon ansızın düşmeye başladı. Haya. Ya, memleketin durumu da iyiye gidiyor baya baya. Yakında Avrupa Birliği'ne gireriz. Ben bir kamuoyu yoklaması yapayım. Nerede olan o alçak? Hangi alçak yenge? Ulan salak salak konuşma, burada kaç tane alçak var? Ha o mu? Biraz önce Şuayb Bey'e bir telefon geldi, aniden çıkıp gitti. Demek o şıllık buraya da telefon etti. Hangi şıllık yenge? Ulan şu telefon eden esrarengiz şıllık. Ha o mu? O değil. Yani zannediyorum o değildi. Nereden biliyorsun? Sen tanıyor musun onu? Hangisini? O telefon eden esrarengiz şıllığı. Yok vallahi tanımıyorum yenge. Zaten ben onu tanısam o meçhul şıllık olmaktan çıkıp malum şıllık olurdu, öyle değil mi? Ulan salak salak konuşma benimle. Neyse. Zaten sana soran da kabahat. Salak. Ay abla benim ne talihsiz başım varmış. Ne oldu zaten? Ay bu Şahin'den ben ne yapacağım? Neler oldu bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii, nereden bileyim? Sen böyle köpek yavrusu gibi, kuyruğuna basılmış köpek yavruları gibi yaparsan ne olduğunu anlayamayacağız tabii. Allah Allah, ne oldu? Tam buraya gelmek için hazırlanıyordum. Evet. Eve bir telefon geldi. Tamam. Acılı Lezzet Kebapçısı diye bir yerden bahsetti. Aman belki yanlış bir telefondur canım. Ben bir şey var sandım, bir çıkar bundan. Aman Allah, anlamıyorsun ki. Anlamıyorum tabii kardeşim benim. Sen o kadar güzel anlatıyorsun ki ben anlamıyorum şu vesaire. Ay sen de burnun kaşınsa Şahip Team'den şüpheleniyorsun. Kız Zarret abla valla. Belki de kebapçının açılışı yapılıyordur. Bazen yapıyorlar öyle şeyler. Yapıyorlar ya, bak ne kadar doğru söyledin ama. Kebapçıyla şu ayının bir bağlantısını çıkaramadım, kuramadım şimdi niye? Ay ablacığım, telefon eden bir kadındı. Ne? Kadın mıydı? O zaman işin rengi değişti. Tabii mutlaka bir bağlantısı vardır. Evet. Şu ayını tanıyordu, ismini biliyordu. Öyle mi? Tamam. Tamam. Burada durun şimdi. İşin rengi değişti. Mutlaka yatmışlar. Ay abla şaka yapıyor. Kızlar Red abla değil mi? Şaka yapıyor tabii. Şaka yapıyorsunuz değil mi şaka abla? Şakası. Mevzu şu ayıpta bir kadın olunca bunun işin şakası mı olurmuş? Susun bakayım. Başka neler dedi o kadın? Yani şu ayıbın annesi İstanbul'a gelmiş. Ne? Kebapçıda buluşacaklarmış. Annesi mi dedi? Şahit Bey'in bir annesi var mıydı ki? Bildiğim kadarıyla yok. Ayol durum şimdi anlaşıldı. Telefondaki o kadın Şahit Team'i evlat edinmek istiyor. Vallahi billahi ikiniz de kapının önüne koyarım ha. Kesin arkadaşmayı. Bana bak, Şahit ne diyor peki bu işe? Şahit'i bulamadım ki abla, markette de yok. Bir telefon gelmiş gitmiş. Tamam, ah tanrım, ah.
Hala anlamıyor musun şu Ester? Ne dunkosun sen ya? İki kere ikiyi toplayamıyor musun be kardeşim? Ay canım, iki iki daha dört eder. Allah'ım güzel, Allah'ım bana sabır ver ya. Rabbim. Dört etmez mi abla? Eder. Konuşturma şimdi beni şu Ester ya. Hala anlamıyor musun güzel kardeşim? Hala anlamıyor musun? Niye bu kadar safsın? Niye hiç bana çekmedin sen şu Ester? Hala durumu anlamıyor musun? Anlamadım vallahi. Vallahi ben de anlamadım. Ay vallahi ben bile anlamadım abla. Ama eminim Zulmiye abla anlamıştır. Ha, bize de anlatsana kız Zulmiye abla. Susun bakayım zevzek şeyler. İşin hala vahametinin farkında değil misin zaruret güzel kardeşim benim? Bana bak, gelen o telefon var ya, o Karola. Şifre, şifre. Ya. Peki ablacığım, Şahit casus filan mı? Ya Rabbim, ya tabii ya. 007 şu ayıp diye teşkilatta anılır seni kocaman. Anladın mı sen ya? Salak. Hala anlamadın mı? Ayağım beğen her şey ortada. Kadın randevu vermiş kebapçıda. Kocan orada buluşacaklarmış. Bak bu kimsenin aklına gelmezdi vallahi. Vallahi benim de gelmedi artık. Peki şimdi ne yapacağız ablacığım? Ne demek ne yapacağız? Kebapçının adı neydi bakayım? Acılı lezzet kebapçısı. Tamam şimdi doğru o kebapçıya gidiyoruz. Onları orada suçüstü yakalayacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi yürü. Ceketimi getir. Çabuk yola. Ay geldim abla, tamam. Çabuk ol. Bakıyorum keyfin iyice yerine gelmiş patron. Evet, bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Hiçbir şey mi? Evet, sen bile. O kadar emin olma. Niye? Sen dilin altında ne var? Hiç, tarçınlı akide şekeri. Yutturum lan sen onu. Yoksa ben yokken bir şey mi oldu burada? Yok, bir şey olmadı patron. Sadece zaruret enge geldi. Biraz sinirliydi. Biraz sinirliydi. Ne olmuş? Yani aslında çok sinirliydi ama keyfin kaçmasın diye alıştıra alıştıra söylüyorum. Aferin. Hiç keyfim kaçmadı. Niye kızmış peki? Bilmiyorum. Esrarengiz bir şıllıktan bahsetti. Ay Şahitçim, seni böyle sağ salim görmek ne büyük mutluluk kız. Tamam şimdi senden çeneye yarıştıramam, sıranı bekle. Kimmiş bu esrarengiz kadın? Bilmem patron. Zaten bilsem de esrarengiz kadın demezdim. Aa, demek basılmaktan paçayı son anda yırttın ha? Ne basılması? Aa merak etme. Yengeye hiç bahsetmedim Serap Hanım'dan. Ay Serap Hanım da kim kız? Yoksa annen o mu? He? Ne annesi be? Aa, demek kebapçıya gitmekten vazgeçtiniz. Ne kebapçısı lan? Ha, bu şifre numarası da çok iyi numara ama çok tuttum vallahi. Ne şifresi lan? Ha, Zahuret ablayı telefonla bir kadın aramış, haberin yok mu ayol? Ne kadın? Ulan yeter lan, yeter ha! Ne şifresi, ne kadının, ne şey lan? Yeter, kimse susun lan! Susun! Tek kelime istemiyorum. Tepe serse mi oldum lan? Ya ama biz susuyoruz patron. Evet, sırf kendin konuşuyorsun Şahipciğim. Yeter, konuşma! Ay konuşma! Tane tane konuş. Farz et ki kompozisyon hazırlıyorsun. Olayı giriş, gelişme, sonuç sırasına göre anlat. Ama olayın ne olduğunu ben bilmiyorum Şahipciğim. Hem ayrıca ben kompozisyondan hep sınıfta çaktım. Çakacağım bir tane. Zaruret'e gelen telefondan başla. Ha, Zaruret ablayı bir kadın aramış. Ha işte esrarengiz çığlık o kadın olma. Konuşma! Sen konuş. İşte bu kadın telefonla Zaruret ablayı arayıp demiş ki Şahit Bey'in annesi İstanbul'a geldi ve lezzet kebapçısında onu bekliyor demiş. Bunun da bir şifre olduğunu anlayan Zulmiye abla Zaruret ablayı da alıp kebapçıda o esrarengiz kadınla seni basmaya gittiler. İşte bu kadar. Tane tane anlatınca mesele nasıl da basitleşiyor değil mi? Şimdi olay tamamen aydınlandı. Ne diyorum lan ben? Hangi olay aydınlandı? Şimdi sen annem mi dedin? Benim annem. İstanbul'a mı gelmiş? Ne demek oluyor lan bütün bunlar? Lan süpür, süpür iyice. Evet, şuraları da düzeltin bakalım. Doldur, doldur, doldur. Çatalları ayır, çatalları ayır. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayrola, deprem mi oldu? Onun gibi bir şey işte. Buyurun sizi şöyle alayım. Birazdan ilgilenirim sizinle. Ben yemek yemek için gelmedim. Aslında ne için geldiğimi anlatması güç. Yoksa siz o musunuz? Yoksa ben kim miyim? Bir dakika, bir dakika. Ha? Yok yok. Benziyorsunuz ama o değilsiniz. Yok yok. Bakayım. İsterseniz sizde kalabilir. Halti teyze herkese dağıtıyor bunlardan. Halti mi? Evet. Nerede o? Söyle yerde. Bir dakika. Anacım nerede? Söyle yerde ulan, söylesene. Bir dakika. Söyle diyorum lan. Bir dakika. Halti Hanım, sen İstanbul'a geldin geleli ne rahatım kaldı ne huzurum. Her an diken üstündeyim. Hırsızlarla, canilerle uğraşmak daha kolay.
Sen benden ne istiyorsun be Halit Ana? Tövbe, benim senden bir hesabım yoktur. Sen iyisin, hoşsun, insan evladısın. Komiser bey, komiser bey, biz buraya herhalde bunları dinlemek için gelmedik. Ele yırtık şalvardan çıkar gibi neyle diklenirsin? İki kişi konuşurken üçüncüye ne düşer bilmir misin mi? Ay, bak görüyor musunuz komiser bey? Gene bize hakaret ediyor bu. Ha, bu söylediğim dördüncü kişi içinden geçenidir o. Aa, yani şimdi ben de mi o şeyden yiyeceğim? Hemen sözünü geri al. Amirim ne edeceksin? Çakır gelsin jandarma. Ah keşke burası jandarma bölgesi olsaydı. Keşke bu işlerle ben uğraşmasaydım. Bu iş gereksiz yere uzadı komiser bey. Teyzem biraz asabidir. Yaptıklarına pişmandır ha. Pişman mısın Halit Ana? Pişmanım. Çok pişmanım. Aha bu iki fışkının kafasını bal kabağı gibi yarmadığıma pişmanım. Yapsız o. Geçti lan. Hanımlar, Halit Ana yaşlı cahil bir kadındır. Sen kim olur da bahan cahildirsin? Cahil kendine benzer olsun. Ya konuşmayasın teyze. Hanımlar, sizden özür dilesin. Siz de şikayetinizi geri alın. Bu hadise burada kapansın bitsin. İyi ya, dilesin bakalım. Peki o zaman özür dilerse biz de şikayetçi olmayız. Hadi o zaman Halit Ana. Haydi o zaman ne? Benden ne istirsin? Teyze, hanımlardan özür dileyeceksin ha? Dünya tersine mi dönmüştür? Ben mi özür dileyeceğim? Aha onlar benden özür dileyecekler. Aha beni dilenci yerine koymuşlardır. Bana kötü muamele etmişlerdir. Onlar dilesinler. Ama sen de onlara saldırmışsın, hakaret etmişsin. O zaman ödeşmişiz. Alacak verecek kalmamıştır. Yo teyze, hala sana kurban olayım, gözünü seveyim. Özür dile de bitsin bu iş ya. Dilemirim. İşte o zaman biz de davacıyız komiser bey. Evet davacıyız. Evet davacıyız. O zaman ben sizden iki kat daha fazla nasıl davacıyım. Nasıl hem davacı? Bu dünyada hem öteki dünyada. Allah'ım. Aha iki cihanda da iki elim yakkanızdadır. Bak sen şuna bak sen. Ne diyorsun? Bu kanalar. Hanımlar Allah aşkına susun lütfen. Peki ne olacak bu işin sonu Seyit Bey? Valla bu işin cezası ağırdır değil mi komiser bey? Evet çok ağırdır. Valla siz görevinizi yapın hani. Yapacağım mecburum. Komiser bey seni içeri atacak teyze. Atacağım tabi. Anahtarını da denize atacağım. Mahpusa mı gireceğim? Ne yapalım? Kanun böyledir hani. Özür dilersen başka tabi. Hadi teyze. Özür dile bitsin bu iş ha. Dilemedim komiserim. Ölsem gebersem gene de dilemedim. Çağır gelsin jandarma. Teslim olurum komiserim. İsterseniz olsun, isterseniz kesin. Lakin özür dilemedim. Çünkü ben haklıyım. Benim tek suçum oğlumun izini sürmek için buralara kalkıp gelmektir. Lakin buranın havası başkadır, suyu başkadır. İnsanları bile başkadır. Ne yapsam buradan tutunabilirim? Hem oğlumu bulamamışım, hem de herkeslerin başına dert olmuşum. At beni mahpusa! At! Ben cezamı çekerim sonra memleketime giderim. Giderim. Zaten oğlumu bulmaktan umidimi kesmişim. Buldun ana buldun. Burada hayırsız olur. Yavrum. Tahir'im. Oğlum gül. Anam. Can anam. Babası. Güzel anam. Ciğerimin parası gelmiş. Güzel anam. Gel anam. Zaruret, neler oluyor anlatsana bana bakayım. Vallahi ben de anlayamadım. Abla galiba bir rüya görüyoruz. Çabuk kimdikte de biz de uyanalım. Öyle olacak. Seni uçkur düşkünü karı budalası seni. Vurun vurun elleriniz dert görmesin. Oh. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama benim adıma da vurun. Hayırsız köpek. Bir hırs bir uğruna ananı terk etmişsin o. Haklısın anam. Ne desen haklısın. Affet beni anam. Adam. Seydo. Merhaba teyzemin oğlu ha. Merhaba. Merhabanız. Neler oluyor bize de anlatır mısın lütfen? Evet. Anne. Bak bu benim karım olur. Bu da ablası. Zarif. Öpün annemin elini. Peki Şuayb'cim. Demek sen benim gelinimsin. Evet. Niye önceden demirsin ya? Ben de şimdi öğrendim. Ben de öpeyim. Berhudar ol yavrum. Demek sen benim gelinimsin. İyi o zaman.
Koydu düş önüme. Yürüyün eve. Şimdi sıçmışım canına ha. Seni beni bilmez bu kız seni. Hadi kırmızı şapkalı kız. Sen de haydi. Haydi. Oh be! Kurtuldum. İşte benim anam bu. İnce ince.